2021 yılı nasıl geçti? Siyasi açıdan başarılı bir seneydi. Partimizin Bavyera'da genel sekreteri oldum. Aynı zamanda mecliste meclis grup başkan vekili oldum. Özel hayatta biraz üzücü, yani normal hayat gibi, gerçek hayat gibi oldu. Babamı kaybettim, dayımı kaybettim. Yani özel hayatta çok acı bir seneydi. İş icabı veya mesleki açıdan çok başarılı bir seneydi. 2021 tabii ki mesafeli geçti ama genel olarak en azından koronaya yakalanmadan iyi geçti diyebilirim. Tabii ki yani biraz sıkıntılar yaşadık. 8 ay kapalı kaldık, sıkıntılar yaşadık. Ama yine de tabii ki o gücümüzle bazı sıkıntıları atlattık. Çok yoğun geçti açıkçası. Değişik işlemlere giriştik. Korona bizi bazı konuda engelledi. Ama çözümleri bulduk çok şükür. Azimli devam çalıştık. Sağlığımızı, anımızı açık tuttuk. Öylece işte atlattık. Ama yoğun geçti açıkçası, çok yoğun. Malum aşağı iki senedir bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Etkilenmeyen yok, Allah herkesin yardımcısı olsun. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Çok şükür sağlığımız yerinde. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Pandemi çok zor bir süreçti. Yani inşallah tekrarı olmaz efendim. Paket servisiyle, devletin katkısıyla çok şükür atlattık yani. 2022 yılından beklentileriniz? Yeni yılın bu geçmiş yıldan daha güzel geçmesini, bilhassa koronadan kurtulmamızı diliyorum. Yani kısacası normal hayata dönmemizi umuyorum. Yeni yılda herkese mutluluklar ve sağlıklar dilerim. Yeni yılın sağlık, huzur ve özellikle de tabii ki adaletli bir yıl olmasını diliyorum. Umarım artık koronayı hiç anmayız diyorum. Bundan sonra da herkese de huzurlu, sağlıklı yeni yıllar dilerim. Bütün dünya çapındaki bu korona döneminde inanın ki isterim ki böyle her şey güzelleşsin, güzellik olsun. Bu günlerde böyle güzel günler, tekrar güzel günlerimiz geri dönsün. 2022'den tek beklentim var, o da sağlık. Herkese sağlığı, yani onun arkasından gelen tabii ki koronayı kontrol altında tutmak. İnşallah onu başarırlar devletler, sağlık kurumu. Tek isteğim o açıkçası. Başka bir arzum yok. Tabii ki bu sağlık çevreme geçerli, arkadaşlarıma ama tüm dünyaya. 2022'ye umutla bakıyoruz. Tabii ki her zaman umutluyuz. Allah'tan umut kesilmez. Rabbim inşallah tez zamanda bu virüsü ortadan kaldırır. Hayat normala döner, temennimiz odur. Beklentilerimiz bu. Sağlıklı, herkesin sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar dileyelim efendim. Rabbim dert, keder, kaza, bela vermesin efendim. Sizlere, tabii ki size de teşekkür ediyorum. Bu konuda bizleri düşündüğünüz için Bülent Bey, sizi seviyoruz. Her zaman için siz gerçekten Nürnberg'in kalbinde, gönlünde birlerisiniz. Her zaman bunu söylerim, her zaman da konuşurum. İnan bu konuları düşündüğünüz için size çok çok teşekkür ediyorum.